Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu, yeni bir vlogla karşınızdayım. Dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Yok, aslında bu kadar enerjik değilim. Bugün çok geç uyandım çünkü sabaha karşı bir sinek sayesinde uyandım. Bir de çok su içtiğim için gece iki kere falan çişe kalkıyorum. Bu da birazcık beni böyle sıkıyor. Uykum dağıldığı zaman, uykum bölündüğü zaman sabah uyandığımda keyifsiz oluyorum. Ama böyle şey keyifsizliği değil, yani gudubetlik, nemrutluk anlamında değil de bir çıtırından yorgun oluyorum. Neyse, kargom vardı. Hem dolap kargosu hem de Trendyol'dan taksi siparişleri vardı. Onları vermek için şimdi kargoya doğru gidiyorum ama yani insanlar hiç araba kullanamıyorlar. Yani 2 dakikalık bile bir yol değil, biliyor musunuz? 2 dakikalık bile bir yol değil ama hiç kimseye yol verme önceliğini bilmediği için, dönel adayı çeviremedikleri için 15 dakikadır falan böyle dur kalk. Böyle ayak sürekli frende gidip geldik yani, Allah'tan gittik durduk yani. Neyse. Şimdi kargoları verdikten sonra Fatih'e gideceğim. Fatih'te hocayla buluşacağız. Ve bir kahve içeceğiz. Şey yaptı. Bu aralar beni ekiyorsun falan dedi. Yani depresyonda falan değilim bu arada. Hani bir şeyim yok. İyiyim. Keyfim de yerinde. Ama bilmiyorum, Yavuz'un eksikliğini çok hissediyorum gibi geliyor. Böyle bir şey var. Hani yok ya böyle, hani hiç olmayacağını bilmenin vermiş olduğu böyle bir şey var yani. Abla geçeceksen geç, tam geçeceksen, geçecekken duruyorsun, biz geçeceğiz, bu defa da sinirleniyorsun. Saçma sapan arabalar ya. İşte bak, İstanbul'a başka bir plakayı sokmayacaksın. Şey yapamıyorlar, adapte olamıyorlar yani. 59 plaka, 34 plaka olsa dalar geçer yani. Girer geçer oradan. Ama yok yani, bak. Ay. Şey yapmak istemiyorum ama semtin, insanların yapısının böyle bir ele verdiği şeyler var. Neyse. Çok da şey olmak istemiyorum, böyle her şeyi de eleştiren biri olmak istemiyorum ama insanların eğitim ve görgü seviyesi o kadar önemli ki, yani yoldan karşı karşıya geçerken tövbe estağfurullah, yani topal bir insan olsa o kadar yavaş geçemez. Çok acayip. Neyse. Ay, bu ne zaman gidecek? Ay durun, kargoya geldim. Görüşürüz. Al. Korkma, al. Salatalık yemiyor musun artık? Salatalık senin en sevdiğin şeylerdendir. Papyon al. Alır mısın? Ya. Bunu da yememişsin. Al hadi sen ye. Papyon, gerçekten sen inanılmaz bir köpek olmuşsun canım evladım. Gerçekten sen bir değişik bir şey olmuşsun. Papyonu bıraktım diye beni takipten çıkan takipçilerim oldu, biliyor musun? Allah aşkına. Vallahi. İşte sen onu şey yaptığında şöyle de böyle de, bak hayvan o kadar semirdi ki. Çok mutlu burada. Çünkü çok güzel bakıyorlar ve keyfi yerinde, iyi yani. Otoban kenarına bırakmadım ayrıca arkadaşlar. Güzel bir yere verdim. Güzel bir yerde duruyor. Keyfi yerinde, tasmasız geziyor. Hayvan arkadaşları var. Kedilerden dayak yiyor. Mutlu yani. Nasıl? Bir dakika. Allah açmayın diyorlar. Yönetim mi diyor? Ha, doğru. Böyle bir şey yok. Ama bu işi hızlandırmak gerekiyor. Yani adayı başına yaratına gönderdim. Başka bir şey yok. Musa devreye girmesi gerekiyor. Ne? Yok, onu merak ettim. Hadi görüşürüz. Devrandık diyor. Ben diyor, belediye geldim. Abi diyor, şeyde yıkamada diyor ama yıkamaya belediye gelmiş demiş, açmayın. Biz kapattık ya.
biz ruhsat verince onları açmayın, haklarında şikayet var. Yoga bir açılsa, bir görsek ölümümüz. Ne getiriyor? Bir ay, iki ay çalışsa, bakalım. Çok yavaş ilerliyorsunuz yani. Bak önümüz kış mesela, kış geliyor. Tamam. Biz her türlü devreye insanlar sokmuşuz, yine de ağır. Dostlarım evdeyiz. Artık birazcık ev vlogu çekmek istemediğime karar verdim. Dışarılarda daha böyle aktif olmak istiyorum. Son böyle 2-3 videodur hep genel olarak evdeyiz ya da arabadayız ama yapacak bir şey yok. Bu arada bir sürü fırçam birikti. Bunların her birini yıkamam lazım. Şöyle bakın bir sürü fırçalarım var. Saçıma yağ süreceğiz, o yüzden buradayız bu arada. Şu Miniso'nun şu fırçasını çok seviyorum. Bakın o kadar güzel bir aldık fırçası ki bunu çok seviyorum. Sonra Real Techniques'in şu fırçasını çok seviyorum ama artık böyle şeylere paramız yetmez arkadaşlar. Real Techniques'in şu fırçasını çok seviyorum ama dediğim gibi sonra şunu göstereyim. Hepsi kirli bu arada, kusura bakmayın, yıkayacağız bir ara ama halledeceğiz. Neydi bunun markası? For Your Beauty. Rossmann'ın markası. 15 Deluxe Foundation Pinsel. Şöyle bir fırça. Bununla kapatıcı sürmek bu kadar güzel oluyor ki. Fondöten sürmek de güzel oluyor bu arada ama muhteşem bir kapatıcı fırçası. Ve benim en sevdiğim aldık fırçalarımdan bir tanesi. Şöyle şu açılı aldık fırçası ve şu açılı aldık fırçası. Bu ikisini de çok seviyorum. Bu mesela bazen eğer ürünü fazla alırsanız böyle löpçük gibi oturtuyor. Bunlar birazcık daha böyle yayarak ne derler, daha homojen dağılmasını aldığın sağlıyor. Aklınızda olsun. Bu da fena bir fırça değil. Bu da For Your Beauty'nin ama bu eski diye hatırlıyorum ben. Bu da şöyle bir fırça. Pudra aldık, ne isterseniz sürebilirsiniz falan filan işte ama öyle göstereyim de. Şimdi saçıma bolca yağ süreceğiz. Ama burada toka var mı diyecektim. Varmış. Tokalar. Tabii şununla toplasam daha güzel olur. Yatarken rahat ederim ama şimdilik hadi şununla toplayayım. Olmadı yatarken lastik tokaya geçelim. Ne sürelim yağ olarak? Önce bir yüzüklerimizi çıkartalım. Yüzüğümüzü bir çıkartalım. Bu arada kıl tüyü işlerim var ya. Benim biliyorsunuz kollarımdaki tüyler bitmediği için ben düzenli olarak kol tüylerimi alıyorum ve yeni çıktılar. Tekrar bir almak lazım. Belki akşam dizi izlerken önüme bir havlu serer, tüylerimi alırım. Bilmiyorum. Bakacağız. Bu kadar özele girmemize gerek var mı bilmiyorum ama olsun. Yabancı değilsiniz. Şimdi şu yağı sürmek istedim. Aklımdan bu geçti. Ama bunun içerisinde Maruderm'in bir yağı var ve çok böyle tatlı tatlı, böyle pis diyeceğim. Ben çünkü hiç sevmediğim için öyle söylüyorum. Kötü bir kokusu var. O yüzden bunu sürmeyeyim diye düşünüyorum. Sonra acaba Hindistan cevizi yağı mı sürsem? Kız ne sürsem? Dax mı sürsem? Hadi Dax süreyim ya. Bunu da saçtan çıkarmak biraz eziyettir ama neyse, Dax'ımızı sürelim. Ondan sonra birazcık saçlarımız nemlensin, yağlansın. Dax'ın bende bir şeyi daha var. Size onu da göstereyim. Kıvırcık saçlar falan bayılır bu ürüne. Dax'ın Short and Neat. Şimdi bir dakika, bir yerlerinde Türkçe bir şeyleri var mı bunun? Var tabii ki de, üstünde var. İşte yumuşak saç şekillendirici olarak geçiyor. Evet, yumuşak saç şekillendirici ama eğer birazcık böyle dozunu kaçırırsanız saçı böyle yağlı yağlı da yapan bir şey. Eğer çok kuru saç telleriniz varsa, çok kıvırcıksanız falan mutlaka tavsiye ederim. Ürün şöyle şu. Şöyle bakın. Diyor ki tamamen doğal yağlar içerir. Hafif kremsi yapıya sahiptir. Fön sonrası elektriklenmeyi alır. Bu arada evet, kesinlikle. Saç uçlarındaki kırıkları tedavi eder. Evet, birazcık. Kurumuş, nemini yitirmiş saçlara canlılık verir. Kesinlikle öyle. Katlı kesimleri daha belirgin yapar. Evet. Ve orta tutucu.
Bence orta az tutucu falan bir ürün ama eğer saçınız çok kabarıyorsa, saçınız kıvırcıksa ve böyle kıtır kıtır bir saç istemiyorsanız, yumuşak saçlar istiyorsanız bayıla bayıla kullanırsanız da beni hatırlayın arkadaşlar. Şimdi hadi sürelim, tamam tak sürelim. Kendim böyle bir içten içe bir ikna etmeye çalıştım. Sürmesen mi acaba Canişko falan diye, ama yok, sonradan vazgeçtim. Sürelim gitsin. Şöyle elime aldım. Elimde ısıtıp iyice yağ kıvamını aldırıyorum. Ve giriyorum. Şöyle. Neden bu aralar birazcık fazla saç ürünü, daha doğrusu saç ne derler, yağı sürdüğüm merak edenler olursa eğer, çünkü bu aralar bayağı fazla sürüyorum, farkındasınızdır. Haftada 2'den fazla sürüyorum, yani bazen 3 bazen 4 sürüyorum neredeyse. Bunun da sebebi, şimdi benim saçlarım dostlarım ince telli saçlar ve maalesef yani işte ayda 1-2 kere saç şekillendireyim, 2-3 ay sonra o saç saçımın böyle uçlarında şey oluyor, ne derler ona, incelme oluyor ve kuruma oluyor ve saçlarımı kestirmek zorunda kalıyorum. Birazcık daha hem hızlı uzasın diye hem de birazcık nemlensin, o böyle kuru kuru uçlar kalmasın diye, çünkü uçlar tamamıyla kuruduğunda, yani bayağı öldüğünde şey yok yani, ne fön tutuyor ne işte şekil alıyor ne şekillendirici tutuyor, hiçbir şey tutmuyor. O yüzden böyle bir süre daha, azıcık daha böyle götürmek istiyorum. Ama illa günün birinde kestireceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Benim sürekli saç kestirmemin sebebi bu hani. Cansucuğum saçların uzasını istiyorsun ama sürekli kestiriyorsun diyorsunuz, ama ben de haklıyım. Ben de haklıyım. Yapacak bir şey yok. Bu saçta böyle bir saç oldu. Ne yapalım yani? Şöyle şuralarda bir aralarda kuruluk kaldı sanki. Oralara yağ gelmedi gibi hissettim. Çok da dökülüyor. Domuzlar mı geldi acaba? Köpekler havlıyor. Ezan saati de değil galiba. Benim dinle alaka. Yok, dinsiz değilim ama tabii ezan saatini şey yapamıyorum. Bir de bizim sitenin olduğu yere ezan sesi neredeyse hiç gelmiyor. Anca bir Ramazanlarda nasıl oluyorsa şey yapıyorlar. O da genel olarak her yer sessiz kaldığı için muhtemelen. O yüzden duyuyoruz. Yoksa hiç ezan sesi gelmiyor bu taraflara. Elimi bir yıkayayım. Yıkayayım. Tiksindim bu kadar yağlı olmasından elimin. Bir de çıtırından sakatlandım. Çıtırından sakatlandım derken aslında öyle şey sakatlanmadım ama cable cross muydu neydi? Cable bir alet var ya, her yerinde ipler işte şeyler falan var, böyle aparatlarını değiştirerek tüm vücut çalışabiliyorsunuz. Onda çok sevdiğim bir hareket var benim. Şu yanlarınızı çok güzel çalıştıran bir hareket. İşte omuz hizasına getiriyorsun böyle ve şey yapıyorsun, hani buradan şu şekilde çekiyorsun. Ağırlık şey yaptığın için yanlarını çok güzel çalıştırıyor. O hareketi yaparken birazcık böyle şeyi sıktım anladığım kadarıyla. O tuttuğum metal aparatı takmıştım. Keşke plastik ya da şey olanı, böyle kumaş olanını taksaydım ama metal olan takılıydı. Neyse dedim, hadi bununla yapıvereyim. Onu böyle sıkıp da hani şu şekilde çektiğim için birazcık burada böyle fazla çekmişim ve elimin şu kısmı birazcık ağrıyor. O yüzden mesela bugün spor yapmadım. Bugün kendime izin verdim. Bu tişörtü de en son aldım. Bunun M bedenini almıştım. Bunu böyle işte bir şeyin içine, kazak içine falan giyerim ama direkt üstüme giymek için bunun bir tane large'ını ya da X large'ını alacağım. Öyle bir şey yapacağız. Şimdi bunu koyuyorum geri yerine. Güzel bir ürün. Hoş bir ürün. Hoş da bir. Bilmeyecek gerekiyor. Ama Hint yağı. Hint yağımı alıyorum. Yetmedi. Bu kadar böyle pehlivanlık bana yetmedi. Birazcık daha yağlanmam lazım. Ve şöyle aralara
buradan yağ alıyorum. Bu benim çok sevdiğim bir yağ. Kaşınıza, kirpiğinize de Hint yağı sürebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Hint yağı böyle kaşınızı, kirpiğinizi güzelce uzatır. Haberiniz olsun. Ve şey yağ olmadığı için işte taşıyıcı yağ falan meselesi var ya, iyice hani illa bir şeyle karıştırmanız lazım. Mesela biberiye yağını direkt olarak biberiye yağı sürmeyin saç diplerinize derler. Çünkü işte bir şeyden dolayı bir şey oluyormuş. Asla anlatamadım, bir şey diye cümlenin içine ettim. Ama onu mesela karıştırmanız gerekiyormuş başka bir yağ ile. Öyle yaptığınızda şey olmuyormuş. Biberiye böyle yani asit oranı asidik bir hani şey olduğu için ne oluyor artık ne oluyorsa saçlarınızı yakar döker falan gibi bir şey vardı. Tam olarak bilmiyorum. Ha, ben sadece işte biberiye yağı kullanıyorum bir şey olmuyor falan diyorsanız da belki vardır içinde bir karışım yani. Şeyi atıyorum işte atıyorum ayçiçek yağını baz yağ alıyorlardır. Üzerine biberiye yağı ekliyorlardır. Belli olmaz. Şöyle. Ya da bilmiyorum bazılarına bir şey yapıyordur bazılarına yapmıyordur. Şimdi biberiye yağı da bunu söyleyen de benim babamın oğlu değil. Bilemeyeceğim. Saçımızı toplayalım. Köpekler çok havlıyor. Bence domuz geldi. Bence. Ay benim fare sevmeme. Beni bazılarınız Instagram'dan da takip ediyorsunuz ya. Benim fare sevmeme. Benim çok tavşan sevmeme falan. Bazen böyle yadırgayanlar oluyor. Arkadaşlar çok tatlı ya. Fare çok tatlı bir hayvan. Ha, ama görsem elime alır mıyım? Ya da işte gidip bir pet shop'tan hamster alıp eve getirir miyim? Tabii ki hayır. Korkarım hani. Zaten bu işte onların bu hastalıkları bilmem neleri çok oluyor ya. Hani öyle şeylerden korkarım. Hani bakterisi, virüsü öyle şeylerinden yani o hastalıklar dediğim. Öyle şeylerden. Ama onun haricinde izlemek çok tatlı bence. Ben gerçi bütün hayvanları seviyorum. Sadece birazcık akrep. Mesela ben yılan beni böyle şey yapmaz yani ürkütmez. Çünkü yılan bizim hani İzmir'de normalimiz hani. Mesela şey vardı. Ben çocuktum hatırlıyorum. Bir tane kayısı ağacımızın altında köyde bir tane yılan olurdu. Yılanın ağacıydı yani. Biz hiç yılana dokunmazdık, rahatsız etmezdik, ürkütmezdik, kaçırmazdık mesela. Hatta özellikle oradan geçerken tabii biz korkumuzdan öyle geçiyorduk. Ama mesela halamlar, babamlar falan çok şey geçiyorlardı yani. Bilerek sessiz geçiyorlardı yılanı ürkütmemek için. Şimdi öyle olunca hani işte yabancılamıyorsun yani. Hani tamam işte evet daha tabii ki de gidip hani elimizi sürüp sevmiyorduk falan ama hani o yılanı da yılan bizim normalimizde ama akrep beni birazcık şey yapıyor, korkutuyor yani. Akrebin şeyi bir ayrı. Akrebin ürkütücülüğü ayrı. Şimdi gidiyorum. Bugün tatlı yemeyeceğim. Dün tatlı yedim. Aldığım tatlıyı da hiç beğenmedim. Macro Center'ın şeker paresinden almıştım. Çok kötüydü. Hiç beğenmedim onu. Keşke almasaydım. Olsun şey olmuş oldu. En azından tecrübe etmiş oldum. Ve en azından küçük iki tane. Sadece bir paketin içerisine iki tane koymuşlar. Onu almıştım. Allah'tan böyle hani yarım kiloluk ya da böyle 250-300 gramlık büyük paketlerini almadım. Öyle de vardı. Kötüydü. Bir daha almam yani. Tecrübe oldu. Evet, hadi gidiyorum. Gittim. Başka anlatacağım bir şey var mı? Cansucuğu. Yok. Evet, gittim. Thank you.
Dostlarım günaydın. Keman'a geldim ama geç kaldım. Bayağı saat buçuk. Normalde dersim buçukta. Ben daha kapıdan buçukta giriyorum. Bir şey olmaz. Hep ben hocamı bekliyorum. Bir kere de hocam beni beklesin. Nedir yani? Girdik içeri. Artık ofisli olarak içerideyim şu anda. Uykumu alamadım gene. Bir daha bu kadar ağır sporlar yapmayacağım. Müdür yardımcısının odasının önünden geçiyordum. Çekme falan der, kızar diye şey yapamadım. Ay, çok spor yapmaktan vücudum çok yorgunlaşıyor. Muhtemelen haftada 3 gün sadece yüzeceğim. Kalan 3 günde aşağıda sadece yürüyüş yapacağım. Ya da inersem sahile ineceğim. Onun haricinde bir daha spor yapmayacağım. Acayip kas ağrısı, çok yorgunum. Geldim, şimdi görüşürüz. Dersten çıktım, şimdi arabaya doğru gidiyorum. Kemanımı koyacağım, dolap kargolarını alacağım. Oradan da Sırat Kargo'ya doğru gideceğim. Yine derste hiçbir şey çalamadım. Yine çok kötü geçti dersim. Olsun, artık evde deneyeceğiz. Evde çalışacağız, çabalayacağız. Yapmaya uğraşacağız. Dostlarım online'ım. Kemandan sonra kargoya, sürat kargoya gittim ve dolap kargolarınızı, dolap siparişlerini kargoladım. Ben de bir tane telefon kılıfı aldım. Dolaptan inşallah çabucak gelir. Beğenirsem bir tane de şey alacağım, ruj alacağım. Rod dünyasına biz de giriyoruz arkadaşlar. Neyse. Sonra kuaföre geldim. İlayda'dan devam edeceğim artık. Çünkü Ahmet abilerde sürekli olarak ablalar değişiyor. Yani el değişince ne kaşının ne elinin şeyi olmuyor. Hayrı gelmiyor yani. Hayrı olmuyor. O yüzden dedim ki 200 lira fazla veririm. Gene en azından giderim İlayda'ya. Bir de zaten kemana gittiğim için kemandan dönüş yoluna denk getiririm. Ve o şekilde hallederim diye düşünüyorum. Hadi bu otobüs de geçsin. Hadi sen de geç. Bak, bir otobüs daha varsa yol vermeyeceğim artık. Keseceğim önünü. Bak. Abi, geçir içinde insanlar ayakta gidiyorlar. Yani arabanda böyle aç, belki müziğini açtın, klimanı açtın. Püfür püfür, yani serin serin rahat rahat gidiyorsun. Şu insanların evlerine 2 dakika ya da gideceği yere 2 dakika erken gitmelerine şey yapmıyorsun. Hayvan herif ya. Ver abi, ver otobüse yer ya. Neyse, sinirleniyorum böyle şeylerde. Yani tamam, hani hayatın bazı yerlerinde bencil olun da, yani şunda da bencil olma ya, olmayı ver yani. Sinirlendim. Manikürümü yaptırdım işte. Şöyle güzelce Dior ojelerimizi de sürdürdük. Eve gidince size ojenin numarasını falan gösteririm. Çok kalıcı bir oje değil ama güzel şey bir ojedir yani. Rengi şeyi güzel. Ama 2-3 günde maalesef gidiyor. Sen sağ geleceksin ama ben de video çekerken laflıyorum burada, lütfen. Şimdi Zorlu'ya gidiyorum. Geçen gün Mango'dan beğendiğim ama inanılmaz kötü kokan kız yüzünden alamadığım bir hırka vardı ya. O hırkayı deneyeceğim. Çok seninle yakın olduk biz. Neden o kadar yakın olduk? Ben beni bir sağ şeride geçirir misiniz arkadaşlar? İlerler misin? BMW 5 kasa ve 3 kasa insanlara ne kadar dikkat etmeniz gerektiği konusunda size bir ara nutuk çekeceğim. Unutturmayın arkadaşlar. Hatırlatın bana. BMW arabaya binen insanların, her şey böyledir bu arada, biliyor musunuz? BMW'nin sedan arabasına binen erkekten özellikle uzak durmanızı tavsiye ederim. Audi'ye binen erkeğin kalitesinden emin olabilirsiniz. Audi'ye binen kadının da kalitesinden emin olabilirsiniz. BMW'ye binen kadınlar inceden kıl kuyruk olurlar. Hiç bunu unutmayın. Bakın, o kadar böyle, o kadar tespit gibi tespittir ki şey olursunuz yani. İnşallah beni izleyen takipçilerim arasında BMW'li kadın yoktur. Ama öyledir. Genel olarak öyledir yani. Neyse. Neyse de. Şurada da çocukluk aşkım gidiyor. Ben çok seviyorum ya. Mercedes'in G63 jipleri var ya. Kesik kasa jipleri. Aşığıyım ya. Aşığıyım. Bu kadar güzel bir araba olamaz.
çok çok güzel bir araba. Neyse, neyse. İnşallah bir gün hepimizin olur. İnşallah böyle renk renk alalım alalım gezelim. Böyle şeyde semtte birbirimize korna çalalım. İnşallah çok güzel bir araba. Neyse. Şimdi Zorlu'dan işte o mangodan kazağı alacağım. Şeyi kazak demişim. Hırkayı alacağım. Bu arada şey vardı. Kuaförde bir tane kız vardı. Fön çektirdi. Düz fön çektirdi böyle. Türk Cumhuriyetlerinden biri. Özbek falan böyle. Yani insanları tabii ki de dış görünüşüyle yargılamak, giyimiyle, kuşamıyla puanlamak falan yanlış ve hoş olmayan şeyler. Fakat kız kendini böyle olduğundan çok başka bir yerde, çok başka bir seviyede gösterdi. Hani böyle şey işte... Ayda diyor 400-500 bin lira harcıyorum falan diyor böyle, ama eşyalı kiralık daire arıyormuş Tarabya'da 20 bin liraya, güzel temiz yeni bir yer olsun falan diye, oldu deniz manzarası da olsun istersen falan. Öyle şey olunca sonra çıktı işte Selma bir şey dedi, biz dedi senin gibileri çok gördük falan yaptı böyle. Sonra İşte neden öyle dedi falan diye şey yapınca işte şey diyor, yani çok diyor tanıdığım çevrem var diyerek diyor bedava sanki buradan diyor şey yaptıracak, hani aa işte ne kuaförler tanıyormuş bize de iş çıkar diyerek ona diyor bedava fön mü çekeceğim sanki falan diyor böyle. Çünkü kız şey diyordu işte Türkiye'nin en ünlü, en önemli, en böyle işi iyi kuaförleriyle çalıştım falan diye böyle bir şeyler anlatıyor. Çalışıyorum, yanımda çalıştırıyorum falan diyor böyle. Hani bizden şey falan bekliyoruz yani. Ne bileyim işte bir Erdem Kramer'ler, Hakan Akkaya'lar falan. Hakan Akkaya mıydı neydi? Onları falan işte hani bekliyoruz böyle. Meğerse Yeniköy'de mahalle kuaförünü falan böyle yanına almış bilmem ne. Neyse sonra zaten şey oldu böyle. Zaten dedi üstünden başından bile belliydi falan yaptı Salim abi. Peki insanların sürekli kendilerine olmadıkları bir zümrenin içerisinde gösterme şeyleri var. Havaları var. Yani hani görsen böyle havalar 1500 işte cool davranmak için işte gördüğü her şeyi kapan falan bir tip, ama bir bakıyorsun nargile kafeden çıkmayan nargile kafeci böyle seri köz getir insanı vardır ya böyle tesbihli. Gerek yok ya, gerek yok yani, kendiniz gerçekten olduğunuzdan başka bir halde göstermenize hakikaten hiç gerek yok. Çok acayip bir şey. Neyse şimdi gidelim şu hırkamızı bir alalım. H&M'de beğendiğim bir şey vardı, ona da bakalım. Sonra bir de üstüne Zara gezeriz, ama bu saatte Zara'dan, kasa kuyruğundan bir şey alamayız diye düşünüyorum. Dostlarım Zorlu'da görüşürüz. Şimdi Zorlu'ya geldim. H&M'e girdim. Önce H&M gezeyim dedim. Bunun neredeyse aynısı Mango'da da var. Size şimdi göstereceğim. Kumaş kalitesi olarak sanki Mango daha kaliteli gibi, ama bir bakacağım. Bunun fiyatı 1199 lira. Mango'daki de 1599 lira mıydı neydi? Bir bakacağım ya, ikisinin arasında hangisi daha güzelse bunlardan bir tanesini alacağım. Eve geldim, size H&M'den aldığım tişört ve Nespresso'dan aldığım kahveleri göstereceğim. Ondan sonra da Nevşin izlemeye gideceğim. H&M alışverişim 350 lira tuttu. Bir tane tişört aldım. Tişörtü erkek bölümünden aldım. Geçen gün hatırlıyorsunuz, geçen hafta Cuma günü bir tane beyaz tişört almıştım. Fakat tişörtün beli kısa kalmıştı ve erkek bölümünden bir tane tişört aldım ki erkek bölümündeki tişörtlerin hepsi daha uzun oluyor. Loose fit tişörtlerden bir tane S beden aldım. 350 liraydı. Şöyle güzel pamuklu bir tişört. Bunu artık taytların üzerine bunu giyebilirim. Ve Nespresso alışverişim, çok yorgunum bu arada biliyor musunuz? Nevşin'i izlerken uyuyabilirim yani, hiç bilmiyorum. Spora inecektim ama ne. Bir tane şey koymuşlar. Şöyle bir hediye koymuşlar. Bir tanesi kafeinsiz, bir tane kafeinli arpeggio diye okunuyordur herhalde. Şöyle kahve, kapsül kahve koymuşlar. İki kutuda ben kendim aldım. Bir tane çikolatalı olandan aldım.
Bir tane de arpeggio'nun işte hediye vereceğini bilmiyordum. Ama severim ben bunu. Arpeggio'nun kapsülünden aldım. Kafeinli olanından aldım. Bu birazcık ağır bir kahve aslında. Şeyi yoğunluğu 9. Numarası 9. Çikolatalı olanın da yoğunluğu kaç biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Şöyle bakın. Şöyle şeylerini göstereyim sizlere. Ama yoğunlukları, ağırlıkları burada maalesef yazmıyor. Bu böyle 6 gibi, 7 gibi falan bir şeydi. Bir tane bundan kendime kahve yapacağım. Torbamın da güzelliğine bakın ya. Bu senenin Pantone rengi şeftali tüyü. Yani bu şeftali tüyü rengi değil aslında. Hayır. Bu geçen bir önceki şey mi acaba? Çünkü şeftali tüyü birazcık daha böyle... Böyle ne derler? Goldumsu bir renk diyebiliyorum ben. Ama bilemeyeceğim. Neyse, bir tane şöyle Pantone turuncusu bir şeyimiz de var. Ne derler ona? Torbamız var. Çok yorgunum. Gidiyorum. Ay, en son bir ortadan kayboldum. Yorgundum. Geri geldim arkadaşlar. Ve o arada... Nevşin'i izledim. Nevşin'i izledikten sonra uyudum. Bir saat, bir buçuk saat kadar uyumuşum. Rüyamda Yavuz'u gördüm. Ay, o kadar gerçekçiydi ki. Ve böyle sanki gerçekten yan yanaydık. Böyle sanki gerçekten hani bir şeydik yani. Beraberdik. Çok acayip bir şeydi. Gerçekten çok tuhaftı. Güzeldi böyle şeyde. İşte bir yere gidiyoruz, oturuyoruz, böyle laflıyoruz, el ele tutuşuyoruz falan böyle. Ondan sonra ben Yavuz'un böyle işte dizine yatıyorum. Ondan sonra işte şey falan söylüyorum. Böyle içimden şey geçiyor. Ben onun öleceğini biliyorum. Kendisi bilmiyor mu falan diye böyle saçma sapan aklımdan bir şeyler geçiyor. Ama onun o kadar hani... Farkında olmayışı da böyle bir yandan bana rahatlık veriyor falan. Böyle bir değişik bir rüyaydı. Değişik bir şeydi. İşte o saatler arasında uyumayın diyorlar ya. Ben tam böyle kerahat vakti mi derlerdi ona. O şeyde uyuduğum için böyle rüya beni bir şey yaptı, tuhaf yaptı. Sonra neyse kalktım. Hemen aşağı indim spora. Yarım saat aşağıda yürüdüm. Ondan sonra eve geldim. 20 dakikada evde spor yaptım. Matın üstünde lastikle spor yaptım. Böyle omuz, işte kol, bacak ve kalça çalıştım. Azıcık da haliyle karınla çalışmış oldum. Ondan sonra ne yaptım başka? Yemek yedim. Çok güzel, karnımı çok güzel doyurdum. Ama akşam alışkanlığı, arada sırada canım tatlı çekiyor. Kara Dut'u izledim bu arada. Ben çok seviyorum. Çok güzel bir dizi ama işte şeyle çakışıyor. Neydi? Bizim Kızıl Goncalar'la çakışıyor. O yüzden izleyemiyorum. Pazartesi günleri maalesef. Ve yüzümü yıkadım. Makyajımı çıkardım. Şu makyaj temizleme yağı, Likapen'i ben çok seviyorum biliyorsunuz. Ama eğer cildim çok kuruysa hafiften cildimi kızartıyor. Bununla cildimi güzelce yıkadım. Ve şununla da üzerinden jelle köpürte köpürte tekrar yıkadım. Bu Isana'nın pH'i 5.5 olan el, yüz ve vücut içindi galiba, değil mi? Yıkama losyonu. 300 ml'lik bir ürün. Böyle pompalı şişeli bir şey alayım diye indirimdeydi. O yüzden bunu aldım ama maalesef yüzümü ilk yıkadığımda yüzüm kıpkırmızı oluyor. Yani kamerada ne kadar belli oluyor, ne kadar şey oluyor bilmiyorum ama benim cildim çok kuru arkadaşlar. İnanılmaz kuru bir cilt yani. Maalesef o yüzden böyle bir şeyle yıkadığım zaman, hafiften böyle bir yüzüme şey davrandığım zaman, ne derler, işte krem falan sürerken yüzümü fazla ellersem mutlaka yüzüm kıpkırmızı kızarıyor. Yapacak bir şey yok. Mizon'un şu şeyini süreceğim. Serumum geldi bu arada. Serumu da açacağım bir ara ama işte ödüm kopuyor yani. Her şeyi böyle sivilce yaptığı için Einfrom'un şeyinden, ginseng serumundan söyledim. Daha önce bir şey yapmamıştı. Ama şey olamıyorum yani, güvenemiyorum. Şöyle elime aldım. Gene maalesef bu spatulalarla aldım. Bir şeyin içine parmağımı sokmaktan nefret ediyorum. Bunu yüzüme sürüyorum. Bakın hemen.
Hemen böyle bu kadarcık şeyde yüzüm kıpkırmızı. Allah'ım. Beni yapamamışlar. Fabrikasyon hatası. Gerçekten beni yapamamışlar. Bir miktar sıkıntı. Şöyle. Tamamdır. Yarın sabah yıkanacağım. Çünkü dün yıkandım ve sabah uyandığımda saçlarım bir felaketti. O yüzden yarın sabah yıkanacağım. Valla. Kusura bakılmasın. Yapacak bir şey yok. Öyle şey yapacağım. Edeceğim yani. Önce bir dudağımı nemlendireceğim. Hametan sürüyorum. Hametanı beğenen de var, beğenmeyen de var. Aşırı 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 kuru dudaklarınız varsa hiçbir şey işe yaramıyor. Ama Hametan gene bir nebze iyi geliyor. Hametan'ı ben severim. Defalarca da bitirdim biliyorsunuz. Sonra bir de göz çevresi kremi sürelim. Meryem Bey'in bu tranexamik asitli göz çevresi kreminden süreceğim. Çok seviyorum ben bunu. Sanki hafiften böyle benim eskiden göz altlarım daha mordu. Ve bunu kullanmaya başladıktan sonra birazcık daha o morluk böyle açılmaya başladı gibi hissediyorum. Şöyle. Aa, tamamdır. Tamamdır da tamamdır. Evet, bence gayet iyi, gayet yeterli. Makineyi çalıştıracağım ve gideceğim. Ay, televizyon izlerim. Kendime bir bitki çayı yaparım muhtemelen. Makineye deterjanlarını koydum. Bazen işte şey kapak hani o deterjan gözüne deterjan koyuyorum. Bazen de direkt makinenin içerisine deterjan koyuyorum. Beyazları attım. Bornozumu attım. İşte bir iki tane böyle işte tişört, atlet falan vardı. Onları attım. Yarım makine dolu. O yüzden böyle kısa programla çalıştıracağım ve geçeceğim. Bugün aldığım tişörtü de attım içerisine. Şöyle 30 derece çalıştıralım bakalım. Hadi gittim. Yeni bir günden herkese yeniden merhaba dostlarım. Bugün günlerden çarşamba ve ben çok geç uyandım. Çünkü gece uyuyamadım. Dolunay varmış galiba. O yüzden uyuyamadım. Dolunay zamanları benim normalimdir uykusuzluk. Karbon geldi. Bir de sürat kargo bekliyorum ama bakalım o ne zaman gelir. Şöyle olur. Silifke'den sipariş vermiştim ve o geldi. Makas arıyorum ama neden boş boş etrafa bakıyorsam. Makasın yeri belli. Şimdi bunları açacağız. Niye bu kadar çok büyük bir pakette geldi bilmiyorum ama şöyle bir açalım. Ha, iki koliye tek şeyin içerisine koymuşlar. Poşetin içerisine koymuşlar. O yüzden böyle gelmiş. Ve bir tanesi şöyle. Sleepy'nin kendi satış sayfasından daha uygundu. Ve o yüzden sipariş verdim. Öyle bir denk gelince dedim ki alayım stokta dursun. Bugün çok geç uyandım. Ve böyle gece birazcık keyifsizdim. Aklıma geceleri çok yavuz geliyor. Ve böyle birazcık şey oluyorum. Ne derler? İşte ağladığım oluyor, üzüldüğüm oluyor falan. Dün gece de öyle gecelerden bir tanesiydi. Şöyle 90'lı paketlerden 12 adet aldım. Bu kolinin içerisinde onlar var. Bu koliyi de bir ara artık stok dolabına dizmek lazım. Bunu bir şöyle koyalım ve diğer şeyi sürekli Trendyol'un satıcı sayfasından şey geliyor, bildirim geliyor. Hiç sevmiyorum bu kadar bildirim gelmesini. Bildirimleri de kapatamıyorum çünkü sipariş geldiğinde bu defa onu yayınlayacağım. Böyle keyifsiz bir şey. Bir tane de küçük kolimiz var. Şöyle o da.
Bunu çok yalap şap göndermişler ama hiç önemli değil. Dolap kargoları vardı. Onları yarın kargolayacağım. Onu söyledim mi arada bilmiyorum. Yarın Keman'a gittiğimde artık şey yaparım. Kargolarım. Şey yapan varsa yani acele, hani aldığımız her şeyi çok acele bekliyoruz ya, hemen böyle kargoya verilsin falan istiyoruz. Kusura bakmayın. Gerçekten bugün şeyim bari. Alıyorum mı derler. Ne derler. Bunun içerisinde de 3 tane Sleepy'nin şu ıslak mendillerinden var. Yüzey temizleme mendili. Bir tanesi beyaz sirkeli, karbonatlı, beyaz sabun kokulu. Şöyle. İçerisinde 100 tane var. Diğeri Arap sabunuydu galiba bu. Yo, yalan. Ha, evet, Arap sabunu katkılı. Beyaz sirke, karbonat ve okaliptus kokulu olan. Ve diğeri de mavi olan, çamaşır sulu olması lazım. Cansucuğum, neden aldın? Bakayım, evet. Beyaz sirke, karbonat ve mavi çam kokulu, çamaşır suyu katkılı olanı bu da. Yani üçlü alınca daha uyguna geldi. Birinci sebep bu yüzden. İşte onları da 12'li almamın sebebi. İkinci sebep de eğer bu olmazsa elime bez alıp da asla evi silmediğim, yani evin tozunu almadığımı fark ettim ve birazcık arkadaşlar benim keyfimi kaçırdı. Çünkü ben çıtırından titizimdir, bilenler bilir. Dağıttığım olur. Hani evi dağıtabilirim. Zihnim dağınıksa evi dağıtıyorum ama onun haricinde şeyimdir yani. Ev böyle derli toplu olsun, şey, aman ev böyle hijyenik hani olsun isterim. Maalesef böyle bu aralar biraz dağıttık. Bunu böyle koyacağım. Kapının yanına koyacağım. Gelip buna çöp atarım. En son dolduktan sonra da götürür çöpe atarım diye düşünüyorum. Çünkü onu çok hırpalamışlar. Evet, gidiyorum. Masanın üstü var ya, o kadar uzun zamandır silinmiyor ki. Düşünün yani. Düşünün. Ki hiç böyle şeyleri sevmem. O yüzden baktım ki onun eksikliğinden şey yapıyorum. Silmiyorum sağı solu. Cam sehpanın üstü falan bir parmakta bir parmakta olsun. O yüzden maalesef aldım, sipariş ettim. Güle güle kullanayım arkadaşlar. Güle güle kullanayım. Gidiyorum şimdi. Şimdi gidiyorum. Bir giyineyim. Bir dişlerimi fırçalayayım. Bir hazırlanayım. Ondan sonra bir hafiften şöyle bir makyaj yapayım. Sadece göz altı kapatıcısı sürerim. Bir de şuramda böyle şeyler var. Şurası geçmek üzere. Ama bakıp geçiyor, yeniden çıkıyor. Geçiyor, yeniden çıkıyor. Bıktım usandım. Vallahi bıktım usandım. Yapacak bir şey yok artık. Neyse. Neyse. Şey yapayım. Gideyim. İstinye Park'a gideceğim. Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Bilgisayarı açıp maillerime bile bakmadım. Enes'e yazdım. Dedim ki benim maillerime falan bir bakın. Önemli bir şey varsa söylersiniz. O da önemli bir şey yok dedi. Ben cevaplarım kalanları falan dedi. Ben de tamam dedim. Şeylerdir yani, öyle işimi yapmak istemediğimde en azından çocukların üzerine atabiliyorum. Yani rahat ediyorum öyle şeylerde. Takı kargosu da yoktu. Dolap kargolarını da yarın kargolayacağım. Vallahi hiç şeyim yok. Bir de bugün günlerden çarşamba. Ayaza'da çarşamba pazarı var. Ayaza'ya asla girilmez bugün. O yüzden şey yapacağım. Geri dönerken belki bir pazara uğrarım diye düşünüyorum. Vallahi duşa bile giresim yok, biliyor musunuz? Yani şöyle bir saçlarımı yalandan toplayıp çıkacağım diye düşünüyorum. Bakalım. Ay, bir de bunu beğendim ama çok kararsızım. Bana yakışır mı yakışmaz mı bilmiyorum. Şöyle 1190 lira. Bunu da beğendim. Sinye Park'a geldim. Mezzaluna'da
sayıyorum. Asla konuşamadım. İnsanlar sürekli beni izliyormuş gibi geliyor çünkü. Benim kekoluk, benim narsistlik. Yanına da bir tane margarita söyledim. Margarita hayatımda içtiğim en lezzetli margarita olabilir. Bayıldım ve arada sadece margarita içmeye gelirim muhtemelen. Şöyle pizzamda ton balıklı soğanını çıkarttım. Yeni bir günden herkese merhaba. Dostlarım, bugün günlerden Perşembe ve kargoya gidiyorum. Hem dolap siparişleri vardı hem de takı siparişleri vardı. Onları vereceğim şimdi. Ve sürat kargoya doğru gidiyorum. Ay, çok böyle şey bir gün. Bakalım. Site yönetimindeki çocuğu gördüm. Sitenin camlarını dışarıdan siliyorlar ve benim biliyorsunuz camım çatlak. Bakalım ne olacak. İnşallah silmezler. Allah'ım şu dileğimi de kabul edersen bir süre başka bir şey istemeyeceğim. Ya sürekli şey yapıyorlar. Camı yaptır, camı yaptır, camı yaptır diye insanı sıkıştırıyorlar ama yani şeyde böyle statikte mi derler? Evin böyle hani yapıda bir sıkıntı olduğu için oradaki camı sürekli patlatıyor. Yani ne yapabilirim ki artık? Artık gerçekten usandım da yani bu olaydan. Sürekli olarak o cam patlayacak, cam patlayacak falan diye korkmaktan. Neyse. İnşallah 1-2 seneye bir ev alabiliriz. İnşallah. Bakalım. Neyse. Kargoya gidiyorum şimdi. İşte kargoları vereceğim. Ondan sonra geri tekrar eve gelirim diye düşünüyorum. Çünkü ay bir keyifsizim ben. Keyifsizim. Yani hiçbir sebep yok keyifsiz olmam için. Ama keyifsizim. Yani yapacak bir şey yok. Böyle bir kendimi şey hissediyorum. Ne derler? Böyle evden çıkasım yok gibi hissediyorum. Bizim bloğu sil... bizim bloğu silmeye başlamışlar. Ama iç taraftan başlamışlar. Bakalım bu hafta bir gün bize de sıra gelecek. İnşallah yağmur falan çok yağdı silemezler. Allah'ım! Gözlük takalım. Ay bu arada bir tane gözlüğüm çöp oldu biliyor musunuz? Öyle geri eve döneceğim yani. Depresyon mod. Ama depresyonda değilim. Yani keyfim yerinde. Fakat şeyim sadece. Birazcık böyle ağırım. Kendimi ağır hissediyorum. Önce bir spordan falan dedim. Ama anladığım kadarıyla spordan değil. Bilemiyorum. 3 ile 4 arası Nevşin var. Muhtemelen Nevşin saatinde yürüyüşe giderim. Bak kendi arabanız değil ya, nasıl hoyrat kullanıyorsunuz. Kasise bir girmek girdi ama gitti. Takım gitti yani. Neyse. Gözlüğüm şey oldu biliyor musunuz? Çöp gidik yani. Bitti. Gözlüğün ömrü bu kadarmış. Şu iç yerindeki kaplama şey oldu. Sıcaktan artık herhalde. Güneş ışığından attı. Maalesef. Bunu bitenlere sayabilirsiniz. Evde bitenler var. Acaba bitenler videosu mu çeksem? Ama kendimi o kadar enerjik de hissetmiyorum. Bu arada saat 1.05 geçiyor ve ben hala kahvaltı yapmadım. Çünkü neden Cansucuğum kahvaltı yapmadın diyecek olursanız, açlıktan öte kilo vermenin hiçbir yolu yok. Şu beden, şu östrojen kadın maalesef. Direkt yağlanmak istiyor. Direkt yağlanmak istiyor bu beden. Bu vücut direkt yağlanmak istiyor. O yüzden açlıktan öte bana zayıflamakta kolaylık yok. Ay arabanı yeni mi aldın? X250D. Güzel araba. Kime yapıyorsunuz o hareketleri? İnşallah bana değildir. Kavga ederiz. Zaten bana değil de. Kimse şey yapamıyor bak. Kimse araba kullanmayı bilmiyor ya. O yüzden herkes böyle birbirinin üstünden geçe geçe gidiyor. Saçma sapan araba kullanıyorlar. Neyse, İstanbul trafiğinin insanı böyle agresifleştiren bir hali var. Ama bakıyorsun, kendi de salak. Herkes, biz harç herkes salak kanka. Hocaya ben şey yapıyorum sürekli. Mesela biriyle ilgili bir şey anlatıyor, biz harç herkes mal kanka diyor. O da evet diyor. Çok komik. Şey olmasa komik bir insan ama işte hocanın eziyeti zorluğu çok fazla. Adıyaman'dan döndüklerinde Bedir amca şey dedi, yolda dedi herkesle, Adıyaman'da yolda herkesle kavga etti dedi. Neden dedim, herkesle dedi kavga ediyor dedi. Ben dedim bokuyla da kavga ediyor, sen merak etme gerçekten. Allah'ım her şeye karışıyor, her şeye laf söylüyor, her şeye bir
böyle bir, ne derler, böyle bir tuhaf bir şeyi var. Laf söyleme isteği var. Kendini durduramıyor falan böyle. Klasik yaşlı. Erkekler zaten bence 55, nerede 55 demeyelim, 55 genç yaş. 60 yaşından sonra ötenazi edilmeli. Gerçekten çok zorlar. Acayip zorlar yani. Neyse. Öyle gidiyorum şimdi. Valla bu video gene çok uzun oldu ya. Size orada şeyleri de göstereyim. Takı siparişlerini göstereyim. Ondan sonra da gideyim. Bakın şimdi. Şimdi bir bakın. Şöyle bir küpem vardı. Çok çok güzel küpeler bunlar. Bu küpelerin içte arka kısmı da şöyle, ne kadar görebileceksiniz bilmiyorum ama iç arka kısmında taşlı. Bunlar da çok şık küpeler. Takipçim, takipçim olduğunu biliyorum. Ama yanına koyacak hiçbir şey yok evde. Hiçbir şey yok. Şey sipariş ettim. Martenichka sipariş ettim. Bundan sonra her siparişin yanına Martenichka koyacağım. Bir iki tane. Ve bir tane de şöyle plaka küpeler. Bunlar çok şık küpeler. Bunlardan niye kendim almadım bilmiyorum. Bir daha görürsem alacağım kendime. Çok şık, çok zarif küpeler. Özellikle böyle birkaç tane takıyorsanız, 4-5 delik falan varsa kulağınızda, bayılırsınız. Bayıla bayıla kullanırsınız. Öyle işte. Acaba videoyu bitirsek mi, ne yapsak? Geri dönerken ne yapacağım? Markete uğrar mıyım? Bir düşüneyim. Bence markete uğramam. Sonra başka... Başka bir şey yapar mıyım? Geç. Hadi geç. Dayı, yaşlılığın var ya, 06 plaka bak. Her defasında söylüyorum. Bak var ya, şu ülkenin başına geçsem İstanbul'a başka ilin plakasını yemin ediyorum sokmam. Bak trafiği var ya, %20 çözer ya. %20 bu trafiği çözer. Çünkü biz davarlar, bütün davarlar birbirimize alışığız. Bu yabancılar bize alışık değiller. Geç. Ağzında bir sakız bu da. Allah'ım. Gidebileceğim sanki. Kargolarımı verdim ve evdeyiz. Ay, benim dağınıklık şaka mı? Allah'tan arka tarafı o kadar çok görmüyorsunuz ama evi birazcık fazla dağıttım. Neyse, toplarız, önemli değil. Şimdi gidiyorum. Birazcık böyle ders çalışacağım. Bu videoyu editleyip bu videoyu yükleyeceğim ve kahvaltı yapacağım. Şöyle kendime... Favori kahvaltım bu oldu, biliyor musunuz? Ekmeği mikrodalgada ısıtıyorum. Ondan sonra en alta koyuyorum. Üzerine avokado, üzerine birazcık peynir ve üzerine yumurta. Ama bugün yumurtayı salçalı yumurta yaptım. Hatta birazcık da ağzım sulandı. Açım, çok açım. Hatta birazcık da yumurtayı piştikten sonra şeyde yaptım. Çelik tavada yaptım. Bıraktım. Hafiften böyle şey olsun diye, ne derler, dibi tutsun birazcık diye. O böyle çok daha lezzetli olur ya. Ama tavanın dibi tutmuyor çünkü tavayı tam olarak nasıl kullanacağımı öğrendim. O yüzden artık çelik tencere, çelik tavalarda üstüme yok diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Yanında da şöyle bir vişne suyu. Bu vişne suyunu bir daha alır mıyım bilmiyorum. İnanılmaz asidik yani. Hani... Vişne suyu değil, sanki sirkeli, yani vişne sirkesi olmuş gibi bir şey olmuş. Ama tabii şeyinden, yani konsantre meyve suyu olmayışından falan kaynaklı anladığım kadarıyla. Resmen o böyle ekşi böyle ağız dağlayan ekşilik şeyini hissediyorsunuz ama çok lezzetli. Şimdi gidiyorum, kahvaltımı yapacağım. Sonra videoyu editleyeceğim dostlarım. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.